Sizin sorununuz ne biliyor musunuz? İnsanların zekasından korkuyorsunuz. İnsanların anlamasından korkuyorsunuz. Zira kıyaslarlarsa insanların kaliteyi tercih edeceklerinden korkuyorsunuz. Siz korkuyorsunuz. Sizin tanrınız korkudur. Korkunuzun adını Allah koymuşsunuz. Sizin tanrınız güçtür. Güce tapmışsınız adını Allah koymuşsunuz. Siz güce tapıyorsunuz Allah'a değil. Onun için güce başvuruyorsunuz. Onun için vali, onun için belediye başkanını tehdit ediyorsunuz. Ve onlar da zorbalığa boyun eğiyor zorbalığı ödüllendiren bir vali, zorbalığı ödüllendiren bir belediye başkanı bu halkı yönetmeye layık değildir. Onu oraya atayan da yanlış oğlu, yanlış oğlu yanlış yapmıştır. En temel insan hakkıdır. Ben Sayın Tayyip Erdoğan 1998 yılında mahkum edildiğinde muhtar dahi olamaz manşeti atıldığında o gün yazdığım gazetede bir köşe yazdım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sakın dans etme isimli makaleydi. Bu makaleden dolayı 8 tane mahkeme açıldı. 8'i de aleyhime neticelendi. 4'ü ceza davası, 4'ü tazminat davası. Her bir tazminat davası iki şer buçuk o günün parasıyla milyar. Tıkır tıkır ödendi bu. Çünkü Yargıtay'ın onu mahkum eden 4 üyesiydi bunlar. İsimlerini saymayayım. Açın bak. Beni anlaması, bir numarada anlaması gereken Sayın Cumhurbaşkanı'dır. O gün senin özgürlüğünü sekiz mahkeme pahasına savundum. Evet. Bugün de mağdurları savunuyorum. Bugün de mazlumları savunuyorum. O gün de savundum çünkü. Ben cezaevindeyken yakaladı memleketi 28 Şubat. Yattığım ranza müzedir şimdi. Ankara'da, Ulucanlar'da. Gidince ziyaret edin. Görürsünüz orada. Benimle ilgili eşyaları görürsünüz. Ranzamı görürsünüz. Dolayısıyla o gün 17 gün olmuştu. Ali Kırcan'ın siyaset meydanında takır takır bu memlekette ne kadar zulme uğrayan zümre. Benden mi değil mi demeden ne bendeni, benden ne demek, ben kimim? Mazlumun dini sorulmaz. Mazlumun ideolojisi sorulmaz. Zulüm bizdense ben bizden değilim, bitti. Raşel'in ağzına yakışıyor da bizim ağzımıza eğri mi geliyor? Ha? asıl bize yakışmaz mıydı? Bir Yahudi kızı Yahudi tankının önüne yatarken bunu söylüyordu. Raşel'e alkış, bize Yu. Adaletiniz bu mu sizin? Onun için özgürlük sadece senin gibi düşünenlerin özgürlüğü olmamalı. O özgürlük değildir. Asıl özgürlük senin gibi düşünmeyenlerin özgürlüğüdür. Senin gibi düşünmeyenlere o düşünceyi ifade hakkı veriyorsanız siz özgürlükçüsünüz. Yoksa mı? Yoksa değilsiniz. O zaman insan hak ve hukukundan bahsedilemez. Hepimiz sümüklü böcek gibi höt deyince kavuğumuza çekilirsek bu ülkenin geleceği ne olacak? Kim söyleyecek doğruları? Kim söyleyecek hakikatleri? Kim söyleyecek yanlışları? Bunlar söylenmezse nasıl düzeltilecek? Nasıl düze ereceğiz? O zaman niye okuyoruz Fatiha'yı? Niye okuyoruz ihdine sıratal müstakim ayetini? Bizi dost doğru yola yönelt ayetini. Çünkü her an yamulma ihtimalimiz var. Her reket yamulma ihtimalimiz var. Bir insanın yamulma ihtimalinin aralıkları ne kadar sık olabilir? Yani şu anda düzgünsünüz, şu anda doğrusunuz. Ama ne kadar sonra yamuk olabilirsiniz? İki rekat kadar. En kısa zaman kadar. İşte onun için her rekatta Fatiha okuruz. İşte onun için her Fatiha'da ehdine sıratel müstakim bizi dost doğru yola yönelt deriz. Niye? Doğru yolda olmuş olabilirsin o, o, an ama bir an sonra yamulursun. Yamulursun. Garanti yok ki. Bizim papalarımız ve papazlarımız bizim cebimize endüljans koyamazlar. Garanti belgesi koyamazlar. Bizde cennet anahtarı dağıtılamaz cennet anahtarı dağıtıyorsa papalığın yerli şubesi olur